Ne oldu? Yine mi bir şey yok senin sayısala? Yok. 6'dan vazgeçtim, 3 bile yok. Olsun canım, üzülme. Biz de haftaya tuttururuz. Tutturamayız efendim. Haftaya da tutturamayız, öteki haftaya da tutturamayız. Şans yok ki bizde şöyle havadan bir 500-600 milyar gelsin. Ne güzel olur değil mi? Yani şu çıksa bize. Hı? Ne olacak çıkınca? Aa, önce çocukları evlendiririz, sonra evi değiştiririz. Ay, evi niye değiştiriyoruz? Banyosu çok küçük Mehmet. Nesi var efendim, koskocaman banyo. Aman Mehmet, hayal kuruyoruz şurada. Ne var yani büyük banyolu eve geçsek? Sana bıraksak Türk hamamını alırsın zaten. Çarçur edersin parayı. Aman iyi, ev filan istemiyorum. Şu Kadir bir ev tuttum diye gelse, vallahi başka hiçbir şey istemiyorum. Aa sahi, niye gelmedi o hala? Ne bileyim ben, gelir herhalde. Üf, tutmuş olsa şu evi. Bak, davuldan topladığı bahşişleri de yemişse eğer, bu sefer onu evden kovmakla kalmam, o tokmakla beraber uzaya yollarım, haberin olsun ha. Yolla tabii. Çinliler bile uzaya gitmiş, Türklerin nesi eksik? Bir şey eksik değil tabii de, o zaman roket yoktu bizde ama şimdi yapıldı. Yok, kesin tutmuştur evi bu sefer, ben inanıyorum. Dede ya, niye bu kanalı seyrediyoruz? Yavrucuğum ne güzel kanal işte, bak sanat müziği. Hiç demokratik değilsin dede. Bizi sormadan kanal değiştiriyorsun. Bizim kumanda daha demokrasiye geçmedi Ceren'cim. Ne oldu çocuklar? Hiç. Ceren'e bizim evdeki sanat müziği cuntasından bahsediyorduk. Dedem oylama yapmadan kanal değiştiriyor anneanne. Bizim televizyonumuz krallıkla idare ediliyor çocuğum. Kral ne derse halk da ona uyar. Ya Allah Allah, bir kanal değiştirmek için oylama mı yapacağız şimdi? Ne güzel kanal işte, nesini beğenmiyorsunuz? Çok diktatörsün evet, çok. Siz şimdi benim bu evde diktatörlük yaptığımı mı söylüyorsunuz? Yani genelde hep senin istediğin olur ya bu evde, o yüzden şey ettik. Biz hepsini okulda öğrendik dede. Mutlak monarşi rejimi var bu evde. Vallahi kızım, bu evde bir rejim varsa onu anneannen yapıyordur. Ben pek sevmem rejim yapmayı. Öyle değil baba. Bu cumhuriyetin tersi olan rejim. Tamam biliyoruz. Siz de iyice Hitler yaptınız bizi ya. Seçim yapalım mı anneanne? Çoğunluk ne isterse onu seyredelim. Bilemiyorum vallahi çocuğum. Önce bir krala sormamız lazım. Bence yapalım vallahi. Seyredilecek kanala kamuoyu karar versin. Baba. Ya dur bir saniye, açıklayabilirim. Baba. Evet. Kadir ev tutacağı bütün parayı sayısal lotoya yatırmış. Ne? İnanmıyorum. Ay olamaz ya. Enişte. Ya bu ne leş gibi? Şşş Mustafa. Babacığım sizden rica etsem Kadir'i evden yollar mısınız? Burada daha fazla kalıp size yük olmasını istemiyorum. Çok isabet olur bence. Yeter canım, bu kadar da yüz bulunmaz ki. Evet baba, sadece ben değil. Herkes gitmesini istiyor. Değil mi kızlar? Vallahi ben istiyorum. Neden kamuoyuna baskı yapıyorsun Hulya? Kim istiyormuş gitmemi bir kişi bile gösteremezsin. Aa, baskı falan yapmıyorum. Herkes istiyor. İyi oldu, iyi. Biz de şimdi demokrasiden bahsediyorduk. Kadir'in gitmesini isteyenler el kaldırsın bakayım. Bir dakika ya, ne oluyor? Kayınço, sen indir bari, sen niye? Baldızlar ayıp oluyor. Ceren, kızım indir elini, indir yavrum. Hadi topla pılını pırtını, son derece demokratik bir şekilde bu evden kovuldun. Adam oluncaya kadar da bir daha da gelme. Yürü. Evet, kovuldun. Kusura bakmayın işte, oy çokluğu var. Evet enişte, gayet adil bir seçim oldu. Hiç de adil bir seçim değil. Nerede bunun propaganda süreci? Yani ben kendimi savunamadım bile daha ya. Aman sanki savunsan çok şey değişecek. Ama kamuoyu beni yanlış tanıyor anneciğim. Siz bana 2 gün propaganda süresi verin. Ya o zaman görürsünüz siz gerçek demokrasiyi, memokrasiyi. Babam haklı dede. Seçimden önce propaganda süresi olması lazımmış. Aferin kızım. Gördünüz mü babacığım? Bana 2 gün süre verin, yeniden girelim seçimlere, oylamamızı bir daha yapalım. Boşuna uğraşma baba. Dedem demokrasiden hoşlanmıyor. Sanki 2 gün sonra çok şey değişecek Kadir. Hiç belli olmaz Hulya. Ön yargılı davranmayalım lütfen. Tamam. Madem demokratik bir şekilde kovulmak istiyorsun, 2 gün sonra tekrar seçim yapacağız. Sandıktan ben çıkarsam hiçbir soru sormadan çekip gideceksin, tamam mı? Eğer sen çıkarsan ben de hiçbir şey sormayacağım, kalacağım. Tamam, kal. Vallahi ben fikrimin değişeceğini hiç sanmıyorum. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Eyvah, bir tane bile Kadir yanlısı yok. Hepsi Mehmet Usta iktidarında tutuyor. Oh be, bir seçimle hem demokratik olacağım, hem damattan kurtulacağım. Bir daha da bana kral mıral demezsiniz artık. Bak, bıraktık otoriteyi motoriteyi, seçime gidiyoruz. Herkes senin tarafını tutarken seçime gitmek kolay Mehmetciğim. Hiç alakası yok efendim. Ama neyse, iyi oldu. Hiç olmazsa böyle oy birliğiyle kovulunca artık ağzını açamaz. Akıllı bir de propaganda süresi istiyor. Sanki bir şey değişecek. Aman onun propagandası ancak Hülya'ya söker. Bize sökmez canım. Siz yine de akıllı olun. O şimdi duygu sömürüsü falan yapar. Sakın ha, kanmayın bak. Ama ne kanacağız? Gitsin hayırsız. 2 gün daha heveslensin bakalım. Nasıl olsa herkes gitsin, oyu verecek. Hadi ben çıkıyorum Şükrü. Tamam canım, hadi güle güle sana, iyi işler. Mustafa nerede? Kalkmadı mı daha? Aa, yok canım, kalktı kalkmaz olur mu? Senin peşin sıra gelir o da. Ya ne kadar çok uyuyor bunlar ya. Ne anlıyorsunuz ki bu kadar uyumaktan, anlamıyorum yani. Bak, demokratik bir lider her şeye öyle karışmaz. Herkesin hür iradesi vardır, tamam mı canım? Aa, ben biliyorum zaten sizin demokrasiyi niye bu kadar çok istediğinizi. Daha çok uyumak için. Hadi canım, hadi iyi işler sana, güle güle. Kaldır şunları, uyumasınlar. Ay, sinirli demokrat. Günaydın. Hoş geldin usta. Ne yapıyorsun sen orada? Oyun mu oynuyorsun yine? Oyun mu? Yok ustacığım, e-mailleri kontrol ediyordum. Buyur. Hey güzel Allah'ım, hey güzel Allah'ım. Eskiden çıraklar dükkanları açar süpürürlerdi. Şimdi e-mailleri kontrol ediyorlar. Evet, zamanla her şey değişiyor değil mi ustacığım? Ya Hasancığım, ya. Evet, zamanla her şey değişiyor. Al eline şu süpürgeyi, yoksa birazdan senin bütün çehren değişecek. Kulakların uzayacak. Yürü! Şuraya bak. Dükkanda e-mail var ama temizlik yok. Her taraf kirpas içinde. Ne oldu, sen mi kızdırdın baba? Yok abi ya. İnternete kızıyor, bana çatıyor. Ben terziye gidiyorum. Döndüğümde buralar hastane gibi tertemiz olacak, ona göre ha. Tabii usta, sen hiç merak etme. Ben pırıl pırıl yaparım buraları. Ya bu usta da temizliğe amma düşkün ya. Sanki burada kalp nakli yapıyoruz biz. Haklısın Hasan. Onu bir yerlere çağırmam lazım. Konuşmamız gerek. Yoksa bir şey olacağı yok. Tabii abi, sorman şart. Bazen var ya, babamların dönemine öyle özeniyorum ki. Nasıl yani? Hiç böyle görüşüp konuşma falan yokmuş. Direkt istiyorlarmış kızı. Doğru valla. Evlendikten sonra konuşması kolay nasılsa. Ne o, kadınlar hamamına dönmüş yine dükkan. İş yok ki baba, ne yapalım? Çalışıyor gibi mi duralım? İş olsa da durmaz ki sizin çeneniz. Yarın 3-4 parça iş geliyor. Bakalım çalışmaktan konuşmaya fırsat bulabilecek misiniz? Aa, yeni iş mi aldık usta? Evet efendim. Niye şaşırdın? Yok, hani son günlerde sinek avlıyoruz ya, o yüzden şey yaptım, söyledim. Görürsün sen yarın sinek avlamayı, dombili. Pardon, şu kapıya bakayım ben. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk hayatım. Hoş geldiniz Müşken Hanım. Hoş bulduk Mehmet Bey. Sinan Bey de atçılığa başlamış, onu konuşuyorduk Müjgan'la. Atçılığa mı başlamış? Evet. Allah Allah. Ben de 2 gündür nerelerde bu adamcağız diyordum kendi kendime. Ay ben kokuya fazla dayanamıyorum. En fazla 1 saat binebiliyorum ata. Ama Sinan'ı manejden çıkartabilene aşk olsun, sabahtan beri orada. Ya, ne işi varmış Sinan'ın bu yaştan sonra at tepelerinde ya? Aa, öyle demeyin Mehmet Bey, atçılık gayet asil bir spor. Mesela İngiltere'de 1 tane bile ata binmeyen asilzade göremezsiniz. O zaman mahallenin eskicisi de eski bir lord. Çünkü onda at arabası var. Ay Şükran, o atla bizim bindiğimiz atları nasıl bir tutabilirsin? Bizim bindiğimiz atların hepsi İngiliz atı, Arap atı. Şimdi Sinan jokey mi olacak? Veli Efendi de yarışlara katılacak, öyle mi? Hayır canım, bu öyle atçılık değil. Engelli parkurda engelleri aşıyorsun. Ata iyi hükmetmek gerekiyor. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi Müjgan? At deyince benim aklıma damadın oynadığı altılı geliyor. O yüzden de hiç sevmiyorum şu atları. Ben seviyorum ama sadece kovboy filmlerinde. İlahi Mehmet Bey. Hadi ara Sinan Bey'i de gelsin o da. Beraber yemek yeriz. Sonra da Sinan Bey'in Vahşi Batı hikayelerini dinleriz. İyi olur tabii canım. John Wayne de öldü. Yerine bir adam lazım zaten. Arayayım Bahmet'e gelsin. Ay yemeği yedik, kahveleri içiyoruz. Bizimkinden hala haber yok. Hala kapalı. Merak etme Müjgan, daha erken gelir. Sakın at bunu alıp gitmiş olmasın. Nereye? Ormana. Olabilir vallahi. Sinan Bey'in Arapçası var mıydı Müjgan? Yo, neden? Arap atı ya, anlaşamazlar. Dön dese dönmez. Alır başını götürür vallahi, değil mi? Aman Şükran, dalga geçme Allah aşkına. Aman merak etme canım, daha erken. Bırak adam binsin istediği kadar. Ya sakın attan filan düşmüş olmasın. Aman canım, yok olur mu öyle şey? Ya Sinan bayağı iyi biniyor ata. Çok iyi öğrendi. Ah, geldi işte. Hadi gözün aydın. Sinan Bey. Sinan. Ne oldu lan? Çekte mi attı at? Ne oldu? İyisiniz, ben gideyim beyefendi. İyiyim, iyiyim. Sağ olun. Geçmiş olsun, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz, iyi akşamlar. Şöyle kanepeye geçin. Yavaş, yavaş. Yavaş. Şuraya oturdum, olmazsa uzanın Sinan Bey. Siz şöyle geçin de. Geçin. Şu kolunu alın şöyle. Tamam, gel. Tamam. Ne oldu? Anlatsana Sinan. Attan düştüm. Ama kalktım hemen. Oh! Ne haber Sakar Çırak Baykuş Hasan? İyi Kadir abi, işler yoğun, uğraşıp duruyoruz işte. Öyle mi? Mustafa abin nerede? İşi vardı, çıktı. Öyle mi? Ne işi vardı? Makina elmas kırdı, elmas almaya gitti. Elmas kırdı. Hmm. Demek sana öyle söyledi. Evet. Hı. Hasan. Efendim usta. Akşama sen de gel. İç güveysi evden gitsin mi kalsın mı diye seçim yapacağız. Gitsin diye oy kullanır, rahatlarsın. Gelirim tabii. Olmaz babacığım, olamaz. Çünkü dışarıdan oy kullanmak yasak. Niye olmasın? Almanya'dan gelen yurttaşlarımız sınır kapılarında oy kullanmıyorlar mı? Bir de bu Hasan çıktı başımıza ya. Mustafa nerede? Çıktı usta. Nereye? Makinenin elması kırıldı, elmas almaya gitti. Elmas mı kırıldı? Nasıl kırıldı ya? Hani göster bakayım şunu, bir bakayım ben şunu. Hani göster bakayım şunu. İşte. Nasıl kırıldı bu ya? Çok çalıştı usta, ondan kırıldı. Ya tam da işin olduğu sırada ya. Ya dikkatsizsiniz, dikkatsiz. Bir şey de doğru dürüst yapın ya. Her şeye ben mi koşacağım ya? Gördün Hasan, sen kırdın. Şşt Kadir abi. Akşama oy kullanırken bu olayı hatırlatırım ama. Hadi. Gidip şu Mustafa'yı basayım artık. İyi günler babacığım. Nerede bu damat? Gelsin de yapalım şu oylamayı bir an önce. İçeride baba, ablamla vedalaşıyorlar. Vedalaşıyorlar mı? Vedalaşacak tabii. Nasıl olsa büyük bir oy çokluğuyla az sonra bu evden gitmiş olacak. Değil mi? Fikrini değiştiren yok değil mi? Hayır baba. Yok babacığım, olur mu öyle şey? Ben değiştirdim. Merhaba. Merhabalar. Oo, Mustafa Bey gelmişler. Oğlum neredesin sen sabahtan beri? Elmas kırılmıştı da onu şey ettim baba. Bütün gün? Evet baba. Ya siz adam olmayacak mısınız ha? Adam olmayacak mısınız siz ya? Ya bütün işler kaldı sizin yüzünüzden. Niye kırılıyor bu elmas ha? İşin yoksa şimdi bunu bekle. Yarın erkenden hallederim baba. Hadi bir an evvel oylama mı yapıyoruz? Ne yapacaksak yapalım, bitsin bu iş. Oylamaya gerek yok baba. Ne demek yok? Ben tek başıma kovayım, sonra arkamdan diktatör diye konuşun değil mi? Hadi geçsin herkes, geçsin. Damat demokrasiyle tanışacak. Tanışırız babacığım, tanışırız. Ama önce Mustafa'yla bir iki dakika özel görüşebilir miyiz acaba? Bitmedi mi daha propagandan? Az kaldı babacığım, az kaldı. Mustafa, benimle mutfağa kadar gelir misin lütfen? Enişte ne oldu ki ya? Bu akşam sen ne oy vereceksin kayınço? Kusura bakma ama gitsin oyu vereceğim. Öyle mi? Öyle. Son kararın mı? Son kararın. Peki. O zaman ben de bu fotoğrafları babama göstermek zorunda kalacağım. Aa, ne zaman çektin ki enişte onu? Bugün. Hem de mesai saati içinde. Ha? Bak, makinenin tarih atma özelliğinin olması ne hoş değil mi? Böylece elmas kırıldı yalanın da ortaya çıkacak. Ha? Ya saçmalama enişte, ver şunu. Vereceğim. Vereceğim ama bu akşamki oylamadan sonra vereceğim. Anladın mı? Nerede kaldı bunlar ya? Evet millet, demokrasi sınavına hazır mıyız? Biz hazırız. Sen topladın mı bavulunu? Kaybedeceğimi kim söyledi acaba babacığım? Ay neyse, hadi ne yapacaksak yapalım, bitsin bu iş. Evet, soruyorum. Herkes hazır mı? Kadir. Korkma Hulya, korkma. Evet, Kadir'in evden gitmesini isteyenler el kaldırsın. Ya desenize ya. Hadi. Ben evleniyorum adlı yarışmada eş arayan... Ya ne oluyor size? Allah Allah. Defne. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Hamlet Shakespeare. Tiyatro hakkında ne düşünüyorsunuz babacığım? Ya bırak şimdi tiyatroyu İpek. Kızım kaldırsana elini hadi, kaldır. Görüyorsunuz ya babacığım, kimse el kaldırmak istemiyor. Tövbe tövbe tövbe. Ya damadın kalmasını isteyenler. Defne. Kalsın baba. Ne zararı var ki bize? Ha. İpek. Ne güzel hep beraber oturuyorduk baba. Ha. Hı? Şükrü. Aman canım, bu soğukta nereye gitsin çocuk? Ya ne oldu size böyle? Mustafa indir elini. Ben eniştemden gayet memnunum baba. Ha. Sen indir çocuğum, indir evladım hadi. Babacığım, Bugün dükkanda elmas mı kırıldı, ne oldu? Lan Dombili, sana indir demedim mi? Ben kalsın istiyorum usta. Ah canım kızım, Hulya'm. Görüyorsunuz ya babacığım, kimse evden gitmemi istemiyor. Yaptığımız son derece demokratik oylama sonucunda oy birliğiyle evde kalmama karar verilmiştir. Nokta. Ya sizler ne biçim insanlarsınız ha? Ya ne biçim insanlarsınız? Beni delirtmek mi istiyorsunuz siz ya? Niye fikir değiştiriyorsunuz? Madem değiştiriyorsunuz bana niye haber vermiyorsunuz? Yok size demokrasi, demokrasi bundan sonra. Benim dediklerim olacak. Sonra bana dikkat edin.